Well, we are in the tradition of former Imrali delegations who come here. Biz aslında uzun süreli bir İmralı heyetleri geleneğinden geliyoruz. İmralı'da şu an Abdullah Öcalan neredeyse çeyrek asır boyunca, yani 99'dan beri 24 senedir hapis tutuluyor. Ve biz özellikle burada Türkiye'deki mahpusları ve hapishaneleri gözlemlemek için, izlemek için buradayız. Ama özellikle İmralı'ya odaklanmamızın sebebi, İmralı'nın birçok insan tarafından da söylendi bu, bir laboratuvar gibi, bir deney gibi işlemesi ve İmralı'da yapılan ortaya çıkan yeni sistemler, yeni uygulamalar Türkiye'deki geri kalan bütün cezaevlerine, ülkenin farklı köşelerine sürekli yayılmakta ve bunu da gözlemliyoruz. Sonrasında birkaç hafta sonra düzenlenecek olan Avrupa Konseyi üyelerinin toplantısında bir basın açıklaması hazırlayacağız ve burayla ilgili gözlemlerimizi aktaracağız. Well, we are observing this, of course, and then when we come back to Reykjavik, we are returning to Reykjavik, where there will be held a summit in the coming week of the heads of state of all the members of the Council of Europe. We are going to have a press conference where we present our findings. Well, this is essentially why we are here. As I say, it has been said that Imrali is a laboratory in oppression and in isolation. Tekrar dediğim gibi İmralı Türkiye'deki baskının, şiddetin laboratuvar deneyi gibi kullanılıyor. Bu çok fazla söylendi. Ama İmralı aslında barışın ve demokrasinin deneyi de olabilir. Öncalan'ın bu konudaki önemini anlamak için tekrar 2013 ve 2015'teki barış sürecine gidebiliriz. O zaman o dönemde kapılar bir süre açıldığında Öcalan'ın Kürt meselesiyle ilgili çözüm ve demokratikleşme ile ilgili söz hakkı vardı ve bunu kullandı ve o süreç insanlara, hem Kürt halkına hem de Türkiye'deki Türkiye halklarına umut verdi. Umut ve bir barış umudu verdi. Ve bu çok önemli, çünkü şu an eğer tekrar bir barış sürecinden bahsedeceksek, tekrar bir umuttan ve demokratikleşmeden bahsedeceksek, İmralı'nın kapıları tekrar açılmalı. Bu bizim talebimiz tam olarak da bu. That opening the doors and the windows in İmralı is a precondition for continuing that peaceful process. It's all important to do this, and this, of course, is our demand. The Kurds in Iceland are highly regarded. Kürtler, Kürt halkı İzlanda'da hep çok saygı görmüştü. İzlanda'da sık sık Kürt hakları ile ilgili savunucular, aktivistler olmuştur bugüne kadar. Ama Öcalan'la ilgili söyleyecek olursak, kendisi zaten yani çeyrek asırdır kapalı tutulduğu için Öcalan hakkındaki bilgi, halkın Öcalan hakkındaki bilgisi çok daha sınırlı Kürt hareketine kıyasla. İnsanlar hani yeterli bilgiye sahip değiller aslında onunla ilgili. Ama hani bunun değişmesi gerekebilir, çünkü Öcalan'ın fikirleri, özellikle işte demokratik konfederasyonizm, toplumsal cinsiyet eşitliğine olan yaklaşımı, çevre krizine olan yaklaşımlarıyla ilgili fikirleri hem Orta Doğu'da hem de Birinci Dünya'da çok farklı şekillerde uygulanabilir. O yüzden insanların bunları öğrenmesi gerekir. These ideas are highly regarded. Avrupa uluslararası bir kurum olarak, Avrupa Öcalan'ı ve Kürt halkını hayal kırıklığına uğrattı ve bunu yapmaya da devam ediyor. Yani dünyanın tüm halklarına bu konuda aslında Avrupa'nın özür dilemesi gerekiyor ve onları hayal kırıklığına uğratmaya devam etmemesi gerekiyor. Onları yarı yolda bırakması gerekiyor.
O yüzden şu an mesela Türkiye özelinde Avrupa'nın yapması gereken Türkiye üzerine baskı kurup Türkiye'deki bütün insan hakları ihlallerinin kaldırılmasını ve düzeltilmesini sağlamak ve bu tabii ki de Abdullah Öcalan'ın bir insan olarak insan haklarına erişimini sağlamak. Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye büyük baskı yapması gerekiyor. İlk olarak Türkiye bir NATO üyesi, önemli bir NATO üyesi olduğu için AB'nin, Avrupa Birliği'nin ve aynı zamanda işte birçok konu müttefiki olarak gördükleri için Türkiye'ye yeterince baskı uygulamıyorlar bu kararlar konusunda. Ama diyor devletlerden şöyle dedi ki benim kişisel olarak ben Kürt halkına ve Kürt hareketine çok büyük saygı duyuyorum. İşte Türkiye'de Türkiye'deki kuzey Suriye'nin kuzeyindeki Kürdistan'ın diğer bölgelerindeki bütün Kürt hareketine çok büyük saygı duyuyorum ve değişim bu hareketlerden halktan gelecektir zaten diyor. Dışarıdan yapılacak şeyler ancak bu dışarıdaki elementlerin destek olması gerekiyor buna. O yüzden benim buradaki, bizim buradaki görevimiz konuyla ilgili, Kürt hareketiyle ilgili farkındalık yaratmak, insanların bu tartışmayı gündeme getirmek ve insanların Kürt hareketini çok saygı duydum. Kürt hareketini desteklemeye devam etmek. Ben kişisel olarak devletlerden hiçbir şey beklemiyorum. Asıl değişimi yaratacak olanlar halklar, halkların devletlere uyguladığı baskı olacaktır ve biz de bunu desteklemek için buradayız. Evet. But do you know? I know there will be change. I know there will be change. Do you know why I know? I know. Ben bir değişim olacağını biliyorum. Hani nereden biliyorsun, nasıl biliyorsun diye sorarsan, Kürt hareketinin bu uzun yıllardır olan cesareti, tutarlılığı ve ısrarı yüzünden mutlaka bir değişim olacağına inanıyorum. Ne zaman Avrupa Konseyi'nin önüne gitse, oradan her geçtiğinde mutlaka dışarıda bir grup Kürt'ün, bir Kürt hareketinin bir parçasının işte tecritin bitmesiyle ilgili sloganlar attığını ve protestolarına devam ettiklerini görüyorum. Ve bu kararlılık ve cesaret sayesinde mutlaka bir değişim gelecektir. Bu bana umut veriyor. Değişimden bu kadar eminim ki diyor ki hani değişimin olup olmayacağı sorusu değil artık, değişimin ne zaman olacağı this sorusu önemli. This is what gives me hope and certainty that that there will be a change. It's only a question of when. I have no confidence in the European Union or the European States. Benim Avrupa Birliği'ne, Avrupa ülkelerine hiçbir güvenim yok. NATO'ya ya da işte AB'ye ya da uluslararası kurumların hiçbirine hiçbir güvenim yok. Ama asıl güvenim, asıl güvendiğim şey Türkiye halkının önümüzdeki bu çok tarihi seçimde bir değişim yaratabileceği. Bu değişim yarattıktan sonra bu değişim olduğunda, yani bir hükümet değişimi olduğunda farklı şeyler olacaktır zaten. Aynı zamanda şey diyor, dünyanın hiçbir yerinde devletler ve uluslararası kurumlar hiçbir zaman halkın tutarlı direnişi ve baskısı olmadan yeni bir şeyler, değişime açık değiller. O yüzden ben güvenimi kesinlikle halka güveniyorum ve bu değişimi Avrupa'daki değişimde, bütün devletlerin değişiminde halkın baskısıyla, onun öz örgütlenmesiyle, yerelden, aşağıdan örgütlenmesiyle sağlayacağına inanıyorum. Ben kişisel olarak Kürt hareketinin bugüne kadar yaptığı politik tavra, politik direnişe çok büyük hayranlık besliyorum ve eninde sonunda başarılı olacaklarına tamamen inanıyorum. Yani başarı kesinlikle Kürt hareketinin başarıya ulaşacağına inanıyorum. Bu noktada bizim yapacağımız, bizim yapabileceğimiz sizin sözlerinizi, sizin davanızı taşımak ve onu insanlara bu konuda farkındalık yaymak ve bunu da haftaya Avrupa Konseyi'nin önünde yapmış olacağız.